Trafikte kurallar değişti. Yeni dönem başladı. Toplu taşıma araçlarında tüm yolcular için emniyet kemeri artık zorunlu. Çocuklar dahil. Motosiklet sürücülerine de fosforlu yelek zorunluluğu getirildi. İçişleri Bakanlığı trafik yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Taşıtlar ve yolcular için yeni kurallar getirildi. Artık tüm yolcular minibüs, otobüs ve taksi gibi toplu taşıma araçlarında emniyet kemerlerini takmak zorunda olacaklar. Takmadıkları durumlarda ise araçlar hareket dahi etmeyecekler. Artık kullanırız o zaman. İnen yolcularda takanları görüyor musunuz? Hayır, görmüyorum. Maalesef yok. Olduğunu bilmiyordum. Ben yeni öğrendim emniyet kemerinin olduğunu. Yerini bile bulamıyorum. Kaç eder miyiz bundan? Ederiz. Ederiz. Yani ön koltukta takside binerken ya da diğer araçlarda ederiz. Şimdi de bunu da takıyorum. Kurallara riayet etmek lazım. Trafikte bebek ve çocukların güvenliği için ek tedbirler alındı. Artık minibüs, otobüs ve taksilerde çocukların da emniyet kemeri takması gerekiyor. Ani fren olur, ani kaza olabilir. Bunlar önemli yani. İnsanların canını taşıyorsun. Sana insanlar canını emanet ediyor. Sizden öğrenmiş oldum. Bence güzel bir uygulama. Sonucunda çocuklarımız da biniyor. Hani onların güvenliği daha önemli. Ani trafik kazalarından bizi koruyorlar. Ani bir fren olursa bir yerlere çarpabiliriz, düşebiliriz. Bir yerlerimiz acıyabilir, kanayabilir. Taksilere bir, minibüse ve otobüslere ise koltuk sayısının 10'da 1'i kadar çocuk emniyet kemeri bulundurma zorunluluğu getirildi. Zorunlu olduğunu bilmiyorum. Sadece ön tarafta olduğunu biliyordum. Zorunlu olsa kullanırız ama böyle bir aparatımızda imkanımız da yok şu an için. Sen emniyet kemerine dikkat eder misin? Olsa takar mıydın? Takardım. Motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter kullanıcıları için de kurallar kondu. Bu araçların hava karardıktan sonra kullanılması halinde fosforlu yelek giyilecek. Valla reflektörlü yeleğim yok. Ben takmam. Ama can güvenliği için şart, zorunlu. Zorunlu ama ben takmam. Ya zaten çok kullandığım bir şey değil. Scooter, elektrikli bisiklet ve motosiklet sürücülerinin gece reflektörlü yelek giymesi neden önemli? İşte giyeceğimiz bu reflektörlü yelek sayesinde diğer sürücüler trafikte kolayca sizleri fark edecekler. İşte bu sayede de hem can hem de mal güvenliğiniz korunmuş olacak. Yani o yüzden motosikletin üzerine de reflektörlü stikerler tavsiye ediyorum. Yelekler de tavsiye ediyorum. İşte ceketler de tavsiye ediyorum. Botları bile reflektörlü giymek önemli. Reflektör takmak zorundayız aslında. Çünkü küçük bir araç olduğumuz için görünürlüğümüz az. Yeni trafik yönetmeliği yürürlüğe girdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.